Evet değerli izleyicilerimiz, bir başka esnafımızla birlikteyiz. Kısaca yaklaşan belediye seçimleri ve belediyelikle ilgili röportajlarımız oluyor. Önce isminizi, soy isminizi alalım kısaca isterseniz. Ben Soğuk Su Mahallesi, Soğuk Su Market, Yusuf Savaş. Yusuf Bey. Yusuf Bey, belediye deyince aklına ne gelir? Yani belediye nedir? Çok kısaca. Belediye deyince hizmet gelir. Hizmet gelir. Güzel. Çok teşekkür ediyorum. Peki ideal belediye başkanı, yani belediye başkanının üç özelliği, kendisine has üç özelliği ne olmalı sizce? Doğru ve dürüst olması lazım. Doğru, dürüst. Doğru, dürüst, samimi. Samimi. Yeter. Doğru, dürüst, samimi diyorsunuz. Teşekkür ederiz. Fazla gelir. Evet. Model aldığımız bir belediyecilik var mı çevremizde? Modelli olan. Çevremizde Ardeşen. Ardeşen. Teşekkür Ardeşen ediyoruz. Ardeşen diyoruz. Peki Pazar Belediyesi'nin belediyecilik anlayışı veya belediye hizmetleri nasıl buluyorsunuz şu anda? İyi, olumlu, olumsuz. Yeterli bulmuyorum. Yeterli. Teşekkür, yeterli bulmuyorum. Teşekkür ederim. Kısa ve öz. Peki siz belediye başkanı olsanız, halk sizi belediye başkanı olsa ne gibi ilk hizmet yaparsınız? Temizliğe ağırlık veririm. Temizliğe ağırlık verirsiniz. Otopark sorunu var. Evet. Bir de engelliler için bazı şeyleri yapmak isterim. Evet, engel. Engelli. Öncelikle engelli. Bunlardır. Çok teşekkür ederim. Kısa ve öz alıyoruz. Peki şu anda görünen 3 belediye, 3 partinin 3 belediye adayı çıkacak. Kim olduğu belli değil ama siz adaylara ne söylemek istersiniz? Ne söylemek? Öncelikle temizliğe önem vermelerini. Temizliğe önem versinler. Dediğim gibi ya, samimi olmaları. Samimi olsunlar. Verdikleri sözü yerine getirmeleri. Öncelikle o. Öncelikle. Yapamayacakları şeyleri halka vaat etmesinler. Vaat etmesinler. Doğrusu neyse yapabildiklerini söylesinler. Evet. Evet, çok makamı boş yere işgal etmesinler. Tamam. Hizmet evet, için gelsin. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Peki sizce pazarda belediyemiz açısından en önemli sorunumuz ne? Yani en önemli sorun, ilk aklına gelen otopark. Otopark. Otopark sorunu. Temizliğe ağırlık verilmiyor. Temizlik ve otopark ön plana çıkıyor. Lüzumsuz gürültüler var. Araçlardan olsun. Lüzumsuz gürültüler var diyorsunuz. Evet, peki. Gereksiz. Evet, bir başka bilgi mesela belediye kültür hizmetleri, belediye sağlık hizmetleri, işte yine belediyenin eğitim hizmetleri hakkında bir düşünceniz var mı? Kültür, sağlık, eğitim hizmetleri hakkında. Vallahi hiç öyle karşılaşmadım. Karşısız. O tip hizmetlerle şekilde karşılaşmadınız görmedim diyorsunuz. Görmüyoruz. Evet, evet. Var ama olması lazım ama görmüyoruz. Evet, peki. Yeterli peki değil yani. Peki, çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar.